Hanımefendiler, beyefendiler, ekranların alameti farikası Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın final günü başlıyor. 50 bin liranın sahibine kavuşmasına saatler kala el lezzetine çok güvenen ama soğan sarımsak sevmeyen Trabzonlu yarışmacımız Hanife ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Hanifeciğim. Efendim. Ne kadar şık olmuşsun. Evet, her zamanki halim terazi burcu olduğumu belli etmek istedim. Harikasın. Hanifeciğim, kimlerle geldin? Ben eşim ve kaynımla birlikte geldim. İsimleri yok mu? Eşim Muhammed, kaynım Umut. Muhammedciğim, ne zaman evlendiniz? Biz 2021 Temmuz'da evlendik. Detay ver Muhammedciğim. Temmuz'un hangi günü? 3 Temmuz, Cumartesi günü. Saat 7'de. Peki doğum gününü hatırlıyor musun? Tabii ki 7 Temmuz. Doğum günü? Şaka yaptım, şaka. Hayır, 7 Ekim. 7 Ekim. Umut'cum, sen neler yapıyorsun? Ben aşçıyım. Şaka yapıyorsun. Yurt dışından daha yeni geldim. Asıl katılması gereken oydu ama bana seçti. Evet. Hangi ülkeye gitmiştin? Bulgaristan'dan geldim. Normalde Türkiye'de çalışıyordum. Bulgaristan'a transfer olmuştum. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye giriş yaptım. Umut'cum, seninle ayrıca konuşacağız. Hanifeciğim, seni daha yakından tanımak isteriz. Öğretmensin değil mi? Ben Hanife Can, 7 Ekim 1993 doğumluyum ve terazi burcuyum. Ya bu terazi burcu olayı nedir Allah sen? Evet, yani şöyle görüldüğü üzere rengarenk, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl. Acaba ben akrep burcu olduğum için mi beni sevmiyorlar? Ay, sen akrep burcu musun Gürbüz? En sevmediğim burç, erkeklerde en tehlikeli burç akrep burcudur. Gerçekten mi? Evet, uzak durulması gereken bir siz, bir de benim kocamın burcu. O da kova burcu. O neden? Aynı zamanda kaynım da kova. Ben burada nasıl bu kadar hepinizin arasında kalabilmişim böyle? Alacak mısın kız bu ödülü? Kesinlikle alacağıma inanıyorum. Yemeklerimi çok güzel yapacağım, yetiştireceğim. 11 çeşit. Şu an bu haftanın en fazla çeşitli menüsü benim menüm. Hepsi yazmış 5-6-7 tane bir şey. Ana yemek, tatlı, hiçbir şey yoktu menülerde. Zaten hep aynı klasmanda gitti menüler. Böyle wow bir şey göremedik. El açması diye kendilerini yırttılar. Yaptıkları tek şey lavaş oldu. Başka hiçbir şey yoktu. Ama ben bugün efsane bir şekilde geliyorum. Bugün karınları doyacak. Bugün mideleri şenlenecek. Peki kim? Birinci olacak. Hanife birinci olacak. Hadi o zaman bana menünü say. Evet, hemen menümü sayıyorum. Köz domates çorbası. Ondan sonra mezelerimize geçiyoruz. Kabak şayan, pembe sultan, bir biberli çıtır ekmekli bir mezemiz var. Sonra ara sıcağımıza geçiyoruz. Ara sıcakta parmesan peynirli patlıcanımız var. Yine mi patlıcan? Evet, bu hafta biraz çok patlıcan denk geldi. Biraz fazla denk geldi sanki. Davet sofralarının herhalde vazgeçilmesi olduğu için. Ana yemekte piliç topkapı, yelpaze patates, tatlı olarak salata. Salatamız rokanar yeşil elma salatası. Tatlımız çikolata içerisinde meyvelerle süslü brownie, bir de limonlu naneli soğuk yeşil çay. Buna bir alkış istiyorum. Umarım 11 çeşidi yetiştirebilirsin. Tabii ki güveniyorum, yetişir. Ben çok deneme yaptım, yetişiyor. Markete böyle mi gideceğiz? Hayır, markete böyle gitmeyeceğim. Hemen ayakkabılarımı giyeceğim. O zaman Hanife'ye şans dileyin çünkü biz markete gidiyoruz. O zaman sana iyi şanslar. Hadi ayakkabılarını değiştirip gel, evet, bakalım. Evet, ayakkabılarımı değiştirip geliyorum. Görüşmek üzere. Umut'a sarılmadın. Umut. Hadi hazırla, gel bakalım. Hadi ben gidiyorum. Hadi koş koş. Menüyü genel olarak replika buldum. Tamamıyla replika bir menü. Replika menüyle de birinci olacağını düşünüyor. Sadece taklitler asıllarını yaşatır. Yani bugün Hanife Hanım bize çakma bir Dilara Hanım olarak karşımıza gelecek. Umarım lezzeti de onlar kadar iyi olur ama benim bu menüden bir beklentim yok. Bugün sinirlerini 4 gün boyunca edasıyla kollarını aça aça bağırıyordu. Bugün onu 2 katı bağırtacağımıza eminim yani. Bence birinci olacak bir menü değil. Hani ben yine söylüyorum, insanlar böyle çok kalemle, böyle çok menüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bundan birinci olamazsın. Net olacaksın, düzgün ürünler getireceksin, düzgün yemekler çıkartacaksın. Ancak böyle birinci olursun. Zaten kafasının karışık olduğu da menüsünden belliydi zaten. Hanife Hanım'ın da menüsü iddialı gibi duruyor ama gerçekten el oyalayıcı ve çok uğraştırıcı şeyler yok kendisinde. O yüzden yetiştirebileceğini düşünüyorum. Güzel bir şekilde bize sunacağını düşünüyorum. Tatları da lezzetliyse hak eden kazansın diyorum. Gürbüz! Hadi hadi, biz hazırız, çabuk, çok işimiz var. Gel koş, markete gidiyoruz. Gürbüz, geldim, yetiştim.
Evet, şimdi hemen şu montumu çıkarayım. Sen şu montumu bir tutar mısın? Aa, kız ben senin vestiyerin miyim? Bugün sen benim için çalışacaksın. Montumu lütfen tutarsın. Artık bana biraz yardımcı olman gerekiyor. Aa. Bu zamana kadar köstek oldu, şimdi destek vakti. Peki öğretmenim. İlk olarak Brownie'de kullanacağı meyvelerini alan yarışmacımız patlıcana el atıyor hemen. Ay, yine patlıcan. Bir haftadır mevsimi olmayan patlıcan yiyoruz ya. Bir haftadır patlıcan yiyoruz. Gerçekten artık gına geldi. Niye herkes gidip menüsüne patlıcan koymuş bilmiyorum ama davet sofralarına da yakışıyor şimdi Gül. Ama en lezzetlisi kimin olacak? Tabii ki de kimin olacak? Hanife'nin olacak en lezzetlisi. Bu zamana kadar yemedikleri bir patlıcan yiyecekler. Biz diyecekler daha önce patlıcan yemiş miyiz? Yememişiz. İyi ki katıldık bu yarışmaya ki Hanife'nin bu patlıcanını denedik. Bu arada Ahmet abi de yardımına yetişti. Nasılsınız amcacığım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Abla mı dediniz? Amcacığım dedim. Amca mı? Evet, yaşınız gençmiş, çok özür dilerim. Bana da bazen teyze diyor şu Z kuşağı. Hiç hoşuma gitmiyor, ne teyzesi. Ahmet abinin yardımıyla eksiklerini bir bir tamamlıyor yarışmacımız. Şimdi manav bölümünden alacakların bitti mi? Manav bölümünden her şeyimiz bitti mi? Pancarımızı koyduk, kabağımızı koyduk, bakalım. Manav reyonundaki alışverişini tamamlayan yarışmacımız salçasını ve sirkesini alıyor hemen. Ay, galiba yetiştiremeyeceksin. Ya zeytinyağı nerede? Bunlardan hangisini alayım? İlk defa mı zeytinyağı alıyorsun yoksa? Eyvah eyvah. İyi de bunu yemeğe değil de salatalık olanlar hangisi? Ay, yardım mı alsan acaba? Gelsene buraya Ahmet abi, nerede zeytinyağı? Son 10 dakika. Ahmet amca çabuk bana zeytinyağı. Sizin ne istiyorsunuz? Salata kabakları falan sotelemekte kullanacağım. Koy onu. Başka? Ahmet abi sen benle gel. Sen şu an bütün işini gücünü... Ama bırak... benim de işim var. Hayır. Olur mu? Ahmet abi benle gel sen. Kız benim işim var. Ben Ahmet geçtim. Ahmet abi tamam gel, ben sana yardım ederim yemek yaptıktan sonra. Müşteri geldi Ahmet abi. Seni çağırıyorlar. Hayır Ahmet Bey, benle. Var mı başka bir şey? Söyle. Tamam ben başka söyleyeyim Ahmet. Ahmet abicim sen müşterileri bekletme istersen kızımız halleder. Benim gerekir bak müşteri bekliyorsa... Ahmet amca sen gitmeyeceksin. İşinden olurum. Hayır, İşsiz sen kalırsam ne olur? Hayır ben sana iş bulurum. Vallahi ben seni okula müdür yapacağım. Gel buraya. Sen okula... Geç. Hayır lütfen. Sen... Ahmet amca sen Gürbüz'ün şeylerine ne bakıyorsun? Kız, ben... O bilerek seni kandırıyor. Kim var? Hayır işim. Ahmet amca sen... Hadi kolay gelsin. Ahmet amca buraya gel. Son 7 dakika. Pirinci de koymadı. Bari pirinci koyup gitseydin Ahmet. Ahmet dede. Ahmet dedesin sen. Pirincini ve şekerini alan yarışmacımız içeceklerini dağıtıyor arabasına hemen. Kahve getireyim mi sana? Kahveye ihtiyacım yok benim. Bu meyve suları yok. Kız zaten son 5 dakika. Kahveyi bile bitiremezsin. Tamam biz elimizdeki malzemelerle artık ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Daha etini bile söylemedin ya. Aa! Yarışmacımız baharatlarını da alıyor hemen. Ay, vallahi yetiştiremeyeceksin. Son 4 dakika. Hemen tavuğu alayım. Ben şimdi piliç topkapı yapacağım. Kemiksiz kalça but. Evet evet evet, çok güzel. Elinize sağlık. Şimdi ben anlamadım. Sen daha önce arayıp eti hazırlattın mı? Hüseyin Bey'i aradım. Hüseyin Beyciğim dedim. Böyle böyle. Hüseyin Bey de dedi ki ben sizi tutuyorum dedi. Siz birinci olacaksınız dedi. Diğer yarışmacılar geldi. Hiç beğenmedim. Çok ukalaladılar dedi. Etleri iyi kontrol etseydin bari. Hüseyin Bey 7 tane koydunuz mu? Siz efsanesiniz. Ya son 2 dakika. Koş yoğurdunu falan al sen de. Kız arabanı da alsaydın Gürbüz, ya. Gürbüz sen çok kötü birisin Gürbüz. Yoğurdu ve tereyağının ardından cevizini de alıyor hemen yarışmacımız. Ekmeğini de al gelmişken. Kızarmış ekmeği evden getirdim ben Gürbüzcüğüm. Nar ekşisi. Nar ekşisi, kaşar peyniri. Ya her şeyi ben mi taşıyacağım burada? Arabanı atsana. Arabam nerede benim? Ya ben nereden bileyim? Tamam şu benim arabam olabilir. Yok artık. Ya beyefendiyi rahat bıraksaydık. Koyayım ben, gel gel bunun içinde dur. Ay. Son bir dakika. Kuru biberi almıştık. Ne alacaktım? Nar ekşisi nerede? Bu arada beyefendinin de arabasına ortak oldun. Ya kendi arabanı bulsaydın ya. Evet siz şimdi evet hadi gel sen. Amca benimle gelecek abi. Nar ekşisi nerede? Nar ekşisi. Eyvah nar ekşisi. Ben bulamıyorum hiçbir. Ya beyefendiciğim siz niye koşuyorsunuz? Nereye koşuyorsunuz? Hay Allah. Şunu mu alayım, sade organik? Eyvahlar olsun. Son 30 saniye. Tamam gel, karabiber, nar ekşisi, domates, sıvı yağ, patates, kaşar. Kaşar abi kaşar, koş. Duygu yetiş. Kaşar ha, kaşar burada. Kaşar da geldi. Hadi hepsini kasaya koy. Hepsini çıkarmam lazım. Öteki. Benim şeyim nerede?
arada senin araban nerede? Araba nerede? Gel araba. Eyvahlar olsun. Son 20 saniye. Araba. Ay, nerede araba. Bu araba? Ay çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii son 10, 9. Koş Hanife koş. Eyvah. Son 3, 2, 1. Süren bitti. Nasıl bitti? Keşke siz daha hızlı koşsaydınız. Benim dilim damağım kurudu. İsminiz neydi bu arada? Ali. Ali abicim, biraz daha hızlı koşsan kızımız belki yetişecekti. Evet Ali Bey, niye hızlı koşmadınız? Ya sen de önüne koşmasını ben istemedim için. Hanifeciğim, sen de Ali abinin arabasını kullanmak yerine kendi arabanı kullansaydın daha hızlı olabilirdin belki de. Çünkü Ahmet abi yüzünden. Ahmet abiye ben arabamı teslim etmiştim. Ahmet abi orada işinin başında işleri yapıyor. Burada benim işim daha önemli öncelik Ahmet abi. Doğru. Vallahi üzgünüm ama arabadakileri kasadan geçiremezsiniz. Ali abi bir şey söyle. Bir süre sonra beni olacak ya. Ayıptır yani. Ben bu kadar koşun terledim yani. Bu arada çok naziksin Ali abi. Kızımızın arabanı kullanmasına izin verdin. Ha, o izin vermedi. Ben bildiğin attım içine ama teşekkür ederim. Ne diyorsun Ali abi? İzin vereyim mi kasadan geçirmesine? Ben de geçsin abi geçsin. Ne olacak ya? Eğer Ali abiyle beraber horon teperseniz izin vereceğim. Tamam. Müziği hemen ayarlıyorum. Ali abi biraz tam at ha. Oo ayağım gaza geldi. Yuhuu falan gibi bir şeyler var. Ali abi çok sağ ol, benle arabanı paylaş. Bravo, harikasınız. Ali abicim çok naziksin. Evet Ali abiye teşekkür ederiz, sağ ol. Hadi biz de devam edelim artık. Arabasını da benimle paylaştı. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu? 1115. Tamam buyurun buradan alın hemen. Nasıl olsa Gürbüz ödedi. Hadi torbalarını al da gidelim Hanifeciğim. Bunları da mı ben alacağım ya? Koca ekip var, her şeyi ben alıyorum. Bu ne, her şeyi ben yapıyorum ya.